Evet değerli Uğur Elektronik Ailesi, dedektör ile devre alem etkinliğimizde Antalya'nın Taş. Taş Yeşil Barak Yeşilbarak Mahallesi'nde bir köyündeyiz. Yusuf abimiz bizden cihaz almış, Volt Finder, Neon. Onların teknik eğitimler için geldim. Şimdi başlayalım abi. Ne diyorduk? Cihazımızı ilk önce kapatalım. Açalım cihazımızı. Bobini ne yapıyorduk? Yukarıda. Özellikle büyük başlıktayken anonitöye Volt Finder'da yaklaştırmıyor. Çünkü büyük başlıkların hem üstten algılama yapar hem alttan ve çevresinden. Dolayısıyla o yüzden yani bu noktadan da algılama yapacağız. Şimdi metalleri ve anonitümüzü büyük başlıkta özellikle uzak tutuyoruz. Tamam mı? Cep telefonları da dahil olmak üzere. Şimdi ne yaptık? Toprak ayarı modülümüz geldi. Toprağı 10 santim 4 parmak indirelim. İndirelim. Biraz daha indirelim. Evet. Ne yaptı? Herhangi bir kırılmamız var mı? Şu an Yok. yok. Kaldır bobininizi. Resetleyin. Tekrar indirelim. Şu an cihazımız toprak ayarı istemiyor. Peki hafiften bir bozayım ben bunu. Evet. Şu an toprak ayarı istiyor. Kaldır bobini. Resetle. Tekrar toprağı indir. Şimdi ne yaptı? Aşağı kırılma olacak. Aşağı kırılma. Bobini tekrar kaldır. Reset at. Tekrar indirelim. Ne yaptı? Aşağı kırılma. Artı yapalım bir iki tık. Bobini kaldık, reset atalım. Tekrar toprağı indirelim. Bir taraftan şöyle yapıyoruz Yusuf abi. Bak, bobini görüyor musun? Evet abi. Bir 30 santimde, bir 10 santimde bırakırsan aradaki şey değeri farklı olacak. Ayar değerli. Tabii. O yüzden de toprak ayarı tutmuş gibi olacak ama tutmayacak. Anladım abi. Çünkü yukarıda bıraktığınızdan toprağı tam okuyamıyor. Bak şu an nereye gidiyor? Evet abi. Aşağı gidiyor. Artı yapalım Yusuf abi. Birkaç defa daha. Kaldır bobini. Tekrar resetliyoruz. Tekrar toprağı indiriyoruz. İndirelim. Evet. Ne yaptı? Şu anda çizgimiz düz. Çizgimiz düz abi. Bir pompa yapalım şöyle. Herhangi bir kırılma var mı? Şu anda yok abi. Herhangi bir kırılma yok. Evet. Toprak ayarımız net bir şekilde tutmuş oluyor. Şimdi Aynen. toprak ayarını tutmasaydı bazen altına bir metal denk gelir, toprak ayarı tutturamazsınız. Mümkün değil. Dolayısıyla temiz bir bölgeye Evet geçeceksiniz. abi. Gittiğiniz noktalarda yoğun mineral, iletken bir yapıya denk geldiyseniz yine aynı şekilde toprak ayarını tutmayacak. O zaman burada yapacağımız işlem nedir? Yukarı ok tuşuna basalım. Hassasiyete gelelim. Evet. Hassasiyeti bir eksiğinden bir kadem aşağı alalım. Okeyleyelim. Aynı işlemleri tekrarlayalım şimdi. Reset atalım. Tekrar toprağı indirelim. Ne yaptı? Toprak çizgimiz düz. Düz evet. Tamam. Toprak özellikle büyük başlıkta da bunu yaşayacaksınız. Mineralli bölgeye geldiğiniz zaman toprak ayarını tutmayacak. O zaman ne yapıyor? Hassasiyeti bir kademe aşağı düşürüyoruz ya da Anladım. derinliğe. Anladım. Tamam. Şimdi okeyliyoruz. Genel amaç. Size öğrettiğim gibi süpürme hızında 10 santim 4 parmak. Bu standardı hiç bozmuyor. Tamam. Evet abi. Aramamız yapacağız. Toprak ayarında söyleyeceğim noktalardan bir tanesi de kayada yaptığınızı toprakta yaptığınızı kayada kullanmıyorsunuz. Yani grant balans ayar dediğimiz zemin ayarını nereye arayacaksanız orada yapıyorsunuz. Anladım. Anlaştık mı? Anladım. Şimdi öğrettiğim gibi 10 santim 4 parmak süpürme hızına şuradaki metalleri bir tespit edelim. Orada metali tespit ettik. Evet Doğru mu? abi. Kenara çektik. Reset attık. Sinyalden tamamen çıktık. Şimdi hareketimizi yavaşlatalım reset atıp metalin merkez noktasını bulalım. Merkez noktası nere? Barları takip edelim. Gezdirin bobini, merkez noktasını yakalayın. Burada. İleriye doğru çıkartın bobini. Düştü mü var? Yükseldi. Yükseldi. Demek ki merkez noktasında değilmişsin. Şu anda yükseldi abi. Tamam. Biraz önce burası demiştin Evet. ama arada 10 santimlik bir fark Aynen. vardı. Doğru mu? O yüzden bobini gezdiriyoruz ki metalin merkez noktasını, en yüksek olduğu noktayı yakalayalım diye. Anladım. Gezdirin bobinizi. Ne yaptı? Barlar düştü. Düştü. Şimdi resetleyin tekrar. Yavaşça metale yaklaşın. Orada kalın. Normalde burada sinyal aldınız fakat metal öbür taraf. Evet. O yüzden merkez noktası bu yüzden önemli. Anladım. Merkez noktasını bulun ki bakın burada sinyal alıyorsunuz fakat metal burada. Aynen. Doğru mu? Aynen. Dolayısıyla siz burayı kazdığınız zaman buradan herhangi bir şey çıkmayacak. Doğru. Dolayısıyla metal 10 santim, 20 santim öbür Evet. tarafta kalmış olacak. Çok güzel. Kenara çekelim. Reset diyelim. Şimdi ayrıma geçin. Cihaza ne olduğunu soralım. Ayrımdayken daha hassas davranıyor. Geçti abi. Evet. Şimdi yavaş yavaş metal üzerinden geçelim. Geçelim. Tamamen çıkalım metalden. Ne dedin cihaz? Evet. Altın sesi de geldi galiba. Duydum ben. Bir daha geçelim. Bir daha çıkalım. Evet. Resetleyin. Bir daha geçelim. Evet. Çıkalım sinyalden.
Arada bir altın sesi de geliyor. Evet abi. Heh. Aşağıdaki güncel yeni nesil bir metal ise çift sinyal dediğimiz olan. Evet. Aşağıdaki güncel yeni nesil bir metal. Evet. Kıymetsiz altın, altın kıymetli, kıymetsiz boşluk. Anladım. Bu tür sinyaller alıyorsanız güncel atık metallerdir. Dolayısıyla bu şekilde çift sinyal atacak. Tamam. Evet. Bir daha kontrol edin, resetlerini daha kontrol edin. Evet, kıymetsiz altın, kıymetsiz altın diye evet. sinyal attı. Şurada bütün aramalarımızı gen aramada yapıyoruz. Gen aramaya geçiyoruz. Geçti metali abi. Bulduktan sonra ayırma geçiyoruz. Anladım abi. Tamam. Buradaki metali de bir test edelim. Evet, orada bir metal tespit evet ettik. Abi. Sinyalden çıkıyoruz tamamen. Resetleyip bir daha sinyale giriyoruz yavaşça. Evet, çıkıyoruz evet. tamamen sinyalden. Heh, orada bir metal olduğuna emin olduk. Evet. Metalin merkez noktasını bulmalı. Nereden anladık? Şuradaki şeyden. Barların en yüksek olduğu yerden anladık. Evet. Doğru mu? Kenara çektik. Düşüyor abi. Düştü. Ha, düştü. Kenara çektik. Ayrıma geçelim. Reset atalım. Tekrar geçelim. Cihazda ne olduğunu soralım. Ne diyor cihaz? Kıymetli diyor. Kıymetli. Tamam. Şöyle alalım. Bakır, bronz, gümüş gibi alüminyum gibi metaller cihaz kıymetli olarak sinyal verecek. Altınsa direkt altın diye sinyal verir. Evet. Aynı günümüz metal atık metalse çift sinyal verir. Evet. O zaman bu çift sinyal algıladığımız zaman oranın bir atık metal olduğunu anlıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi geldiğimiz neydi? Sol barların şuradaki barımız yukarı kalkıyorsa metal ve osiloskop çizgisi yukarı kılıyorsa metal olduğunu anlıyorduk. Evet. Bir de bunun tam tersi var. Barlarımız aşağı doğru kırılıp osiloskop çizgisi aşağı doğru kırılıp şu bar aşağı doğru iniyorsa o zaman boşluk ya da bir mineral yapıya denk gelmişsiniz. Evet. Ayrıma geçersiniz, cihaza ne olduğunu sorarsınız. Hı hı. Tamam. Eğer bir boşluk yapısıysa başladı ve bittiği noktayı. Enini boyunu çıkartırsınız. Anladım. Bunların anladım. Her seferinde içerisine girerken o boşluğu resetleyip girin. Tamam. Bazen parazit de kalabilir cihaz. Evet. Resetleyip giriyoruz. Anladım. Yine metaldeki gibi boşluk yüzeye ne kadar yakınsa barın o kadar yüksek olacak. Osiloskop çizgin o kadar kırıklığı olacak. Evet. Eğer derinde bir şey ise osiloskop çizgini az kırılacak aşağı doğru ve barın da az kaldır. Evet. Yani oradan boşluğun derinliğini anlayabiliriz. Şimdi şuradaki metalin derinlik hesabını yapalım birlikte, olur mu? Genel aramadayız. Size öğrettiğim gibi aynen geliyoruz. Metali biliyoruz zaten yani. Şimdi evet. ilk sinyal aldığımız noktayı çizelim. Çiz. Evet. İkinci sinyal aldığımız noktayı çizelim öbür taraftan. Yok yok geri. Şuradan getirelim bobine. Aha. İkinci sinyal aldığımız noktayı çizelim. Evet, çizdik. Çizdik abi. Öbür taraftan aynı işlemleri yaptım. Bunu çok dikkatli net ölçü olarak yapıyorum. Anladım. Evet, sinyal aldığımız noktayı çizdik. Dördüncü noktayı da çizin. Evet. Şimdi merkez noktasını bulun. Bobini gezdirerek. Buldunuz mu? Şu anda buldum. Tamam. Yukarı ok tuşuna basın. Derinliğe gelin oradan. Geldiniz. Geldim. Size ölçüyü soruyor. Aşağı ne kadar bir ölçü çizdiğinizi soruyor. Kaça kaç? 10-10 çizdik. Çünkü 10-10 küçük çizdik. Metal. Evet. Dolayısıyla değiştirecekseniz o birimleri artı eksiden değiştiriyoruz. Evet. Okeyleyin şimdi. Ne diyor cihaz? Derinlik 30 santim. 30 santim. Bobin yüksekliği ve metalin olduğu derinlik 20 santim. Öyle 10 santim evet. metal olsa 30 santim. Anlaştık mı? Anlaştık. Buyurun şöyle alayım. Şimdi değineceğim noktalardan bir tanesi açılmış dağ çukurlarının içerisine bobin sokulmaz. Evet. Bunun sebebi nedir? Çok toprağın manyetiğine girecektir. Aynı şekilde kayada da arama yaparken yüzeye yapıştırmıyoruz. 10 santim 4 parmak standartımızı koruyoruz. Tamam mı? İlla bir çukur içerisinde arama yapacaksak o çukur içerisinde toprak ayarı yapabileceğimiz büyüklükte olması gerekiyor. Evet. İçeriye girerken de üzerimizde metaller olmayacak ve hassasiyetlerimizi düşürmüş bir şekilde gireceğiz. Çünkü içeride yoğun bir birikim olacak. Dolayısıyla artık cihazı orada algılamakta sinyal karıştırmaya başlayacak. Evet. Anlaştık mı şimdi abi? Bu konuda bana sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Şu anda anlatımınız çok güzel oldu. Eyvallah. Memnun oldum. Sağ ol. Şu anda sorabileceğim bir şey kalmadı. Kalmadı. Küçük metal, büyük metal tespitini anladınız. Onu anladım. Küçük metal bip der geçer. Onun için 3 metre kazmaya gerek yok. Aynen. Tamam mı? Aynen. Bip deyip geçiyorsa yüzeyde küçük bir metaldir. Hemen cihazına kontrol eder. Merkez noktasını bulur.
bakarsın ne oldu. Anladım. Derinden gelen bir sinyal zaten kaç bar kalkar? %30'lar, %20'ler kalkar. Evet. O zaman derinden bir sinyal geldiğini anlarsın. Ve biraz önceki yaptığımız işlemi yaparsın. Derinlik hesabını yaparsın. Anladım. Anladım. Allah hayırlı olsun tekrar. Güle güle kullanın. Yine takıldığınız bir nokta olursa bize her zaman yardımına hazır olsun. Teşekkür ederim. Gold Finder ne onu? Benim ilk göz ağrımdır bu cihaz. Evet. Şu anda benim de ilk göz ağrım oldu. Güle güle kullanın olur mu? Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Değerli arkadaşlar. Yine Antalya'daki Kaş'taki bir eğitimimizi daha tamamladık. İnşallah diğer lokasyonlarda, diğer eğitimlerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.